Ve merakla beklenen bölüme geldik. Memiş Hocam, stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen hafta kar nedeniyle e, gelememiştik. Evet. E, evet. O nedenle yapamadık ama çok sayıda mesaj birikti. E, onları okuyacağız ama önce e, türbeleri işleyeceğiz herhalde. Hocam türbeler, türbeden medet umanlar, e, oraya gidip dua edenler var. Onunla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi türbe ziyaretini yapmak elbette ki doğrudur. Türbeleri nedir türbe? Allah dostlarının bulunduğu kabirdir. Mezardır. Elbette ki Allah dostlarının manevi makamlarını ziyaret etmek caizdir. Hiçbir mahsur yoktur. Yalnız burada caiz olmayan bir şey vardır. Bizim insanlarımız genellikle türbelere gittiği zaman ya bir ip bağlar ya bir çocuk resmi yapar veya o türbenin kenarına 3-5 kuruş para sıkıştırır veya efendime söyleyeyim işte duvak ve sim bir şeyler koyarlar. Şekiller çizerler, ev şekilleri yaparlar. Ne için yaparlar bunu? Ey filancı zat, ben evlenmek istiyorum. Veya ey filancı zat, ben çok para kazanmak istiyorum. Veya ey filancı zat, ben ev sahibi olmak istiyorum gibi ziyaretler yapılıyor türbelere bu tür ziyaretler kesinlikle caiz değildir, doğru değildir. Yani tabiri caizse Allah dostu da olsa ölüden medet ummak, kabirden medet ummak kesinlikle ama kesinlikle caiz değildir. Ha biz gideceğiz, o Allah dostlarını ziyaret edeceğiz, ruhlarına fatiha okuyacağız. Onların manevi makamlarında huşi içerisinde bir müddet duralım bekleyelim. Eğer bizim o türbeye gitmiş olduğumuz türbedeki mübarek zatla ruhlarımızda bir sevgi oluşmuşsa elbette ki Allah yaptığımız duaların yüz sürmetine oradaki de mübarek sürümetine belki dualarımızı kabul edecektir. Eder de ama pazarlık yapmak bir takım dileklerde bulunmak bu kesinlikle batıldır ama caiz değildir. Zaman zaman insanları ben e, Yuşa Aleyhisselam'da gördüm birkaç kez gittiğimde. İnsanları görüyorum orada ev resmi çiziyorlar. İnsanları görüyorum kabrin başında, kabre yüzünü sürüyorlar. Veya efendime söyleyeyim hamile kadını getirmişler birkaç aylık hamile kadını büyük kabre sürüyorlar taşa. Niye? Efendim erkek çocuğum olsun. Bunlar caiz değil. Bunlar İslam'dan önceki cahiliyet dönemine anımsatan hal ve hareketlerdir. Dediğim gibi biraz önce evet biz Allah dostlarının manevi makamlarını kabirlerini ziyaret edelim. Bunun hiçbir mahsuru yoktur. Biz o makama gittiğimizde mutlaka Allah'a dua edeceğiz, ederim. Onda hiçbir mahsuru yok. Diyebiliriz ki Ya Rabbi burada senin dostunun, sevgili kulunun yüzü hürmetine bana selamet ver. Benim iş darlığım var bana e, iş, e, işlerimi rast getir benim e, rızkımı bollaştır diye dua edebilirsin. Buna hiç mahsur mahsuru yok. Ama pazarlık yapmak ey pirancı ben senden şunu istiyorum ey pirancı benim evlendir beni e, zenginleştir bana bark sahibi yap dersek bu kesinlikle caiz değildir doğru değildir. Şimdi Lokman kardeşim bizim insanlarımız ne yazık ki son yıllarda Analarını, babalarını, kardeşlerini, yakınlarını toprağa koydukları zaman bir daha o toprağa, o kabre gitmezler. Ne yazık ki. Kabre koydukları anda iş bitiyor. İş bitiyor. Ama türbe türbe gezerler. Türbe türbe gezerler. Niye türbe türbe gezerler? Orada menfaat var. Orada çıkar var. Demek ki çok fazla çıkarcı bir toplum olduk. Yani sen ananın babanın kabrini ziyaret etmiyorsun. Evladının, yakınının, kardeşinin, işte abinin neyin varsa sülalenin, ecdadının, dedenin kabrini ziyaret etmiyorsun. Gidiyorsun başka bir yere orada medet umuyorsun. Peki anam baban sağ iken, sağ iken onu yanından gözünden ayırmıyordun. Ne oldu toprağa koyunca iş bitti mi? İş bitti mi ne oldu? Ama onlar iken şu vardı. Emekli maaşı vardı. Ondan istifade ediyorlardı. <laughs> ben birisini tanıyorum. Yakınımdaki birisini tanıyorum. Ev, ev oturmuş olduğu evle babasını ve annesini koymuş olduğu kabir arasında, mezarlık arasında bir kilometre yok. Kabre koyduğu andan itibaren ne yazık ki hiçbir daha o kabre gitmemiş. Bu acı bir olay değil mi? Olmaz mı hocam? Evet, ben Halbuki bizim anamız, ediyoruz. babamız, ecdadımızın kabrini biz ziyarete eder isek onların ruhu bayram ediyor, bayram bayram. Ama bunu yapmıyoruz. Çünkü neden? Orada menfaati yok. Biz onu Allah dostu olarak görmüyoruz. Çünkü biz onun kabrini ziyaret edersek bizim evimiz, arabamız, barkımız olmayacak. Niye? Biz türbeye gidelim ki oradan biz istifade edelim, oradan mal mülk sahibi olalım. Bu zihniyet var. Bunlar batıldır, hak değildir, doğru değildir. Kendimize çek düzen verelim. Hocam şimdi e, bir de şey var. E, daha önce ben de çok gördüm. Rahmetli annemi mezarına gittiğimde. E, mezarlıkta böyle konuşanlar var hocam. Bir şeyler anlatıyorlar özellikle. Ya bu Karadeniz'de de çok var. E, acaba ölüler bizi duyar mı hocam? Lokman kardeşim, Allah diyor ki: "Esanuc bilakülün nefsin nefsün katü mevt. Her nefis ölümü tadacaktır." herkes gördüğün her şey bütün canlılar tabiatta mahlukatta insanda cinler aleminde ölümü mutlaka tadacaktır. Gördüğümüz her şey. Lakin insan oğlu öldüğü zaman eğer ki ruh bedenden çıktığı zaman günahkar değil ise ruh hapis değil ise o ruh bizi duyar. Bizi işitir. Biz kabir başlarına gittiğimiz zaman o kabirde yatan insanın ruhu özgürse bizi duyar, bizi duyar. Hatta ve hatta bizim dünyada halen yaptığımız pisliklerden rahatsız olurlar. Ya keşke yapmayın yapmayın burada azap var burada neler var bir görseniz bir bilseniz diyorlar ama biz insanlar onları duyamıyoruz. Biz onların farkında değiliz. Halbuki onlar ölen insan, ahirete intikal etmiş olan insan, hak ve hakikatleri görüyor, gerçekleri görüyor ama konuşamıyor, bize anlatamıyor. Hele bir anlatabilse, hele bir konuşabilseler. Ama biz hala o çirkeflikleri, pislikleri, yanlışlıkları bu alemde yaşamaya devam ediyoruz. O konuşmalar evet doğrudur, konuşmak da lazım. Kabir ziyaretini yaptığımız zaman, Esselamu Aleyküm diyeceğiz. Selam vereceğiz. Selam verdikten sonra şöyle bir bakacağız sağdan sola doğru. Hepsine rahmet okuyacağız. Rahmet okuduğumuz zaman azap gören o ruhlar eğer azap görüyorsa oradaki yatan insan günahlarından dolayı bizim okuduğumuz rahmetle, Kur'an-ı Muhammediye ile o ruh, ruh rahatlar. Huzur bulur. Yani ölüler bizi duyar. Hangi ölüler bizi duyar? ruhları haps olmamış, azap görmeyen ölülerin ruhları bizi duyar. Bizi görür. Hatta o ruhlar sevdikleri mekana, yaşadıkları yere, yaşadıkları sevdikleri dünyadaki insanların evine de gelip giderler. O evde dolaşırlar. Bazı insanlar derler ki efendim derler Zaman zaman ben evimde sanki annemin geldiğini veya babamın geldiğini veya dedemin geldiğini hissediyorum. Sesler duyuyorum derler. Evet o doğrudur. Zaman zaman o ruhlar gelir, o evde bulunur, bulunduğu zaman da kendilerini de hissettirirler bir şekilde. Bu doğrudur. Hocam yine e, çok sorulan bir soru var. E, yine e, özellikle diyor gömdüklerimizde diyor ölülerimizi diyor yanına eşya koyanlar falan var diyor. Mehmet Bey söylemiş. Allah bunu. gözlerini doyursun. Nedir hocam yani şimdi, o işe koyulur mu? Bu da batıldır. Yani zaman zaman ben bunu gazetelerde de okuyorum. Hatta ve hatta geçenlerde bir cenaze imamıyla da sohbet ederken bana söyledi. Hocam diyor işte diyor ben diyor işte diyor arkadaş işte cenazede diyor cenaze ederken diyor birisi geldi diyor. Bu babamın çok sevdiği şeydi diyor veya annemin her neyse bunu koymamız lazım diyor. Ne yapacak şimdi onu koyduk kabre, o eşyayı koyduk. Yani o eşya, o ölüye immet mi edecek? Ne işine yarayacak? Çürüyecek, gidecek o da onunla. Hiçbir işe yarayacak mı? Hayır, eğer evet. Yine bir imamın bana söylediği, cenaze imamının, efendim diyor, babam diyor, işte malum ölü öldükten sonra kabre konulduğu zaman sağ omuzuna doğru yatırılır ve yüzü de kıbleye döner. Usul budur. İslami açıdan usul budur. Böyle olur. Hep böyle olmuştur, böyle de olacaktır. Vatandaşın bir tanesi geliyor, ya diyor benim babam diyor hep solcudu diyor, sen niye saniye yatırdın diyor, sol tarafına yatırsana diyor. ah be zavallı, ah be zavallı, bilmiyor ki. Bilmiyor ki Lokman kardeşim, bilmiyor, bilmiyor, öğretmemişler, öğrenmemişiz, öğretilmedik, uzak bırakmışlar. Manevi değerlerden, Öf vadetlerimizden, geleneklerimizden, İslami bilgilerden bizi ne yazık ki uzak tutmuşlar. Uzak tuttular. Sen sola yatsan ne olur, sağa yatsan ne olur? Hak ve hakikatler var, gerçekler var. Orada gerçeklerle karşılaşacaksın. Orada gerçeklerle yüzüşeceksin. Sen orada solcu olduğunda orada komünizmi getireceksin. Ne yapacaksın? Ne işine yarayacak? Ben onu diyen insana kızmıyorum, üzülmüyorum. Onu o hale getirenlere ben üzülüyorum, kızıyorum. Ama şu da bir gerçek ki Lokman kardeşim, herkes ameline göre gider. Herkes ameliyle gider. Bir eşyayı koymak da caiz değildir. Ölüyü sol tarafa koymak, yatırmak da kesinlikle caiz değildir. Doğru değildir. Allah Hepimiz tabii ki ölümü yaşayacağız ama hepimize de hayırlı ölümler nasip etsin. cenab Allah ölümün de hayırlısını hepimize nasip etsin. Kimseye muhtaç etmesin, elden ayaktan düşürmesin. En kötüsü de nedir biliyor musunuz? Ben bunu son zamanlarda insanlarda görüyorum, yaşlılarda bilhassa. Bir başkasının şefkatine muhtaç olmak. Allah kimseyi düşürmesin. Eskiden böyle değildik biz. Hastamıza da, yaşlımıza da. Sahip çıkıyorduk, kol kanat geliyorduk. Onu biz e, yaşlılar evine bakım evlerine yerleştirmiyorduk. Ama şimdi yaşlılar evi çoğaldı. Ne olduk biz? Bir yandan da iyi ama hocam hiç bakmayanlar en azından oraya gönderebiliyor. Evet. Ama... ama evet ama biz böyle değildik. Hı. Efendim çalışıyoruz. endişesi yok arkadaş. Bir gün sen de yaşlanacaksın. Sen de şefkat arayışına gireceksin. Senin de çocukların olacak. olacak. Herkes ektiğini biçer. Herkes ektiğini biçer. Ben toplumun eskiden bundan 30 sene öncesinden olduğu gibi büyük aile olarak yaşamasından tarafım. Bizi biz yapan değerlerden bir tanesi büyük ailedir. Ne yazık ki son yeni nesile bakıyorum. Anasından babasından uzak birey yaşamaya başladılar. Öyle insanlar var ki tek başına ölüyor. Ceset kokuyor komşuları buradan bir koku geliyor diye o kapıyı açtırıyor. Ben buna üzülüyorum. Sonra vakit geldiğinde e, babam zamanında solcuydu. Sen onu sol tarafına yatır imam efendi dersin. Olmuyor. Yok, olmuyor. olmuyor. Hocam bu konuda Doğu toplumu bu konuda daha iyi dediğiniz gibi baş tacıdır onlar da. İnsan yaşlandıkça pir derler onlara. Ya, ee, yani on, evin, kardeşim, evin en güzel yeri, en güzel köşesi, en güzel yemekler onlar için pişirilir. Ya, Büyük aile olmak bence Efendimiz, de böyledir. Peygamber Efendimiz demiyor mu ki yaşlılık nurdur? Peygamber Efendimiz yaşlılık nurdur der. Evet yaşlı insan zaman zaman çocuk gibi olabilir, hassaslaşabilir. Bir takım hataları yapabilir. O anda frekanslarını tutmuyor olabilir. Duymayacaksın, görmeyeceksin yanlışını. Görmeyeceksin arkadaş. Sen de bir gün yaşlanacaksın. Sen de o duruma geleceksin. Allah kimseyi aciz duruma düşürmesin. E senin evet, bu yaşı o hassasiyetinden dolayı anılganlık yapabilir. Yanlış söylemlerde bulunabilir. Yok tam tersi. Kucaklayın, öpün, sevin. Benim anam ve babam. Onlar da aynı. E ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Atacak mısın? Atacak mısın? Silecek misin? Var mı böyle bir şey? Hayır yok sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Bakınız ben bunu geçenlerde de söyledim hatırlarsanız. Bir insan yaşadığı bu yaşadığı sürece yaşadığı sürece annesinin ve babasının duasını almamış ise Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz söylüyor ben söylemiyorum. Burunları sürtsün, burunları sürsün o evladın diyor. Anne baba çok kıymetli. Yaşlılarımız çok kıymetli. Onlara kıymet verelim. Onlar bizim değerimiz. Hocam şimdi çok sayıda yine mesaj var ama son 5 dakikamız o nedenle kısa kısa geçelim şeyleri. Şimdi Müslüman olduğu halde yakılmak isteyenler var diyor. Onları yakmak caiz midir diyor. Ölüyü yakmak caiz midir hocam? Hiçbir dinde ölüyü yakma olayı yoktur. Hiçbir semavi dinde, semavi dinde ölüyü yakma olayı söz konusu değildir. Bunu zaman zaman ateistim diyen insanlar şuuru gitmiş olan insanlar yapar. Gerçi ben ateiste inanmıyorum ya ateistim diyenlere gerçi ateistin o e, başı da dedi e, bundan birkaç e, birkaç sene önce gazetelerde televizyonlar verdi. Ya ben yanılmışım. Allah varmış, tanrı varmış dedi. Ateistlere ben inanmıyorum. Ama bazı zırvanadan çıkmış olan insanlar diyor ki efendim ben öldükten sonra benim cesetim yakın. <laughs> Yazık. Yani senin cesetin yakıldı şu kadar kül oldun da kurtuldun mu azaptan? Hayır. Senin beden belki <laughs> yakılmış olabilir. Ruh bedenden çıktıktan sonra hesap görülecek arkadaş. Kaçamazsın. Yok böyle bir şey. Kaçamazsın. Yalnız yakılma olay Budizm'de vardır. Budistler'de vardır. Yani Hindistan'da, Nepal'de, şurada, buradaki ülkelerde yakılır cesetler. Mesela nasıl? Ben buna şahit oldum. Nepal'den biliyorsunuz devlet töreniyle karşılandım. Orada devlet erkanı beni karşıladı. Başbakanlar, bakanlar filan. Orada bir törene şahit oldum cenaze törenine. O şey yapmışlar. Odunları yığmışlar, ateş yapıyorlar. Ölü de üzerine koymuşlar. Bir böyle büyük avucum kadar tereyağını adımın ağzına yap koymuşlar, biraz bal koymuşlar ve yakıyorlar. Dedim ki tamam ama dedim bu bal tere neymiş? İşte dünyada yemediklerini. Ola adama zamanında dünyada yedirseydiniz ya. <laughs> Adam ölürken tad alamayacak. Onun hepsi tatmin olmayacak. Öldü gitti. Bari ölmeden Onların itikatına göre bu ateşi ilk olarak ailenin en büyük evladı kimse o yakacak. Yakıyorlar. Yaktıktan sonra da o külü Nehir atıyorlar, o nehirde de sonra bunlar o zavallı törene katılmış olan insanlar çiriz girip yıkanıyorlar. Bu pislik, acizlik, bu ucubelik başka hiçbir şey değil. Dinde böyle bir şey yoktur. Arkadaş, dünyada temiz yaşadıysan yarın cennettir. Allah'ın emrine göre yaşadıysan yarın cennettir. İnsanları sevdiysen, din, dil, ırk ayrımı yapmadıysan, ananın babanın duasını aldıysan, helal ve haram kavramlarına dikkat ettiysen, yerin cennettir. Ama değil, insanlara zulmettiysen, insanlara e, zalimlik yaptıysan, insanlara efendime söyleyeyim, e, yaptıysan, zulüm ettiysen, anana babana zulüm ettiysen, cirmilik yaptıysan, çalışan işçinin, efendime söyleyeyim, hakkını yediysen, hiç kurtuluşun yok. Seni yaksalar da bile, senin bedenin kül olsa da bile huzuru mahşerde senin ruhun hesap verecektir. Bu kadar net söylüyorum. Hocam şimdi son bir dakikamız kaldı ama bir tane e, mesaj var. Daha doğrusu birçok kişi gönderdiği için bir mesaj var diyorum. Evet. E, evlatlık hakkında şimdi e, siz az önce üzerine geçtiniz. Evlatlık hakkı var mıdır diye soruyor. Hani Herhalde bu yaşlılarla ilgili soracaklar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sohbet ediyor. Sahabeyle. Sohbet esnasında sahabeden bir tanesi dedi ki, tabii ki Peygamber Efendimiz bu sohbeti anne baba hakkı üzerine yapıyor. Sahabeden bir tanesi çıktı dedi ki ya Resulullah dedi anne baba hakkını biliyoruz ama dedi evlatlık hakkı hiç yok mu dedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki evet var dedi. Bir anne ve baba önce evlatlarına olan haklarını ödeyecekler ki ondan sonra evlatlarından hak talep edebilsinler. Peki nedir bu ya Resulullah dediler. Evladın bu kadar hakkı var mı annenin babanın hakkından önce mi gelir diye sorduklarında evet dedi. Bir çocuk dünyaya geldiğinde çocuğun kulağına ezanı Muhammedi'yi okuyup kamet getirip İslam'a ve sünnete uygun bir şekilde isim koymak. İki çocuğu helal lokma ile besleyeceksin. Helal helal. Üç, çocuk konuşmaya başladığında Allah'ın peygamberin dinini öfadetlerini öğreteceğiz. Okumaz, okuma dönemine geldiğinde çocuğu en iyi şartlarda imkanlar nispetinde okutacağız. Evlilik çağına geldiğinde çocuğu, hızlı hızlı geçiyorum evet ki hocam. çabuk diyorlar. Evet diyorum. hocam e, şu an süremiz çocuk, oldu. Çocuk blo çağına geldiğinde Müslüman bir kişiyle evlendireceksin. Bu vazifeleri yerine getirdikten sonra işte evladınızdan o zaman siz hak talep edebilirsiniz. Eğer evladınızı yapıp sokağa atarsanız, eğer evladınızı yaptım ah, tamam başını çaresin baksın derseniz o evlattan hak talep etme hakkınız yok. Yok. Ama yine de biz şefkat evlatlarız her ne olursa olsun anamıza babamıza sahip saygı çıkacağız. Evet. Ee, Memiş hocam gerçekten ağzınıza sağlık ee, bu konuları tekrar konuşacağız ama süremiz doldu. Şimdi kısa bir reklam arası reklamdan sonra sizden gelen mesajlar ve haberlerimizde devam edeceğiz.